Evet arkadaşlar merhaba. Ben Profesör Doktor Ergin Çiftçi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı'nda çalışıyorum. Hepinize iyi toplantılar diliyorum. Ben bu toplantıda biraz COVID-19 ve yeni ortaya çıkan enfeksiyon hastalığı kavramı üstünden bir konuşma yapacağım. Nedir yeni ortaya çıkan enfeksiyon hastalığı? Aslında biliyorsunuz biz bir mikrop dünyasında yaşıyoruz. Zaten bu mikrop dünyasının ortasında doğduk. Şu an dünyadaki en gelişmiş canlıyız. Evet ama bir takım zayıflıklarımız var. Nedir bu zayıflıklarımız? Dış dünyaya çok bağlı olmamız, onunla çok ilişkili olmamız. Sürekli nefes alıp veren, sürekli bir şeyler yiyip içmek zorunda olan bir canlıyız. Ve sonuçta bu bizi dış dünyaya karşı çok bağımlı hale getiriyor. Dış dünyada da başka canlılar var. Bunlarla sürekli etkileşim içindeyiz. Nietzsche'nin çok güzel bir sözü var. Beni öldürmeyen şey beni daha güçlü kılar. Aslında bu bizim bu dünyadaki serüvenimizi özetlemek için son derece yeterli. Çünkü biz sürekli bu mikroorganizmalarla karşılaşıyoruz. Onlarla bizim bağışıklık sistemimiz bir mücadeleye giriyor. Bunun sonucunda biz kazanırsak, ki çoğu zaman kazanmayı bekliyoruz, ona karşı bir bağışıklık elde ediyoruz. Bu sonuçta çok önemli. Çok gelişmiş bir bağışıklık sistemimiz var ve bağışıklık sistemimiz her türlü mikroorganizmayı tanıyor, saptıyor ve buna karşı bir bağışıklık yanıtı oluşturuyor. Ama tabii bu her zaman başarılı oluyor mu? Her zaman başarılı olmayabiliyor. Geçmişte çok büyük salgınlar yaşadı insanlık. İşte örneğin çiçek hastalığı çok büyük bir tehditti bizim için. Çocuk felci, onun dışında grip, bunun gibi hastalıkların, büyük hastalıkların, veba, büyük salgınlar yaptığını ve bize çok büyük bedeller ödettiğini biliyoruz. Ama sonuçta insan aklını kullanarak çok farklı bir noktaya geldi. Ne yaptık? Antibiyotikler ve antimikrobiyal maddeler geliştirdik. Aşılar bulduk. Ki bu sonuçta insanlık dünyasında çok önemli buluşlardan bir tanesidir. Ve bu hastalıkları büyük oranda aslında kontrol edebilir hale geldik. Ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Geçmişte özellikle 1960'ların sonu, 70'lerin başında insanlık aslında şöyle bir noktaya gelmişti. Biz artık enfeksiyon hastalıklarını büyük oranda ortadan kaldırdık. Niçin? Çünkü bulduğumuz antibiyotikler ve aşılarla. Pek çok hastalığı artık ortadan kaldırdık. Böyle bir görüş ortaya çıktı. Ve dönemin bilim adamları şöyle sözler söylemeye başladılar. Artık insan yeryüzündeki mikropları yendi. Bundan sonra bilim adamları daha başka konularla ilgilensin. Neler olabilir bunlar? İşte kanser, onun dışında işte immünolojik hastalıklar, otoimmün hastalıklar gibi konulara eğilelim. Böyle bir dönem yaşanmıştı. Ama daha sonra görüldü ki 1970'lerin başından itibaren çok sayıda yeni enfeksiyon etkeni saptanmaya başlandı. Bunların bir kısmı evet yeni tanı yöntemlerinin gelişmesi sayesinde oldu. Ama bir taraftan da yeni yeni enfeksiyon etkenlerinin ortaya çıktığını gördük biz. Örneğin kuş gribi, onun dışında domuz gribi, Zika virüs hastalığı. Bunun gibi yeni enfeksiyon etkenlerinin insanlarda daha önceden hastalık yaptığı bilinmeyen bir takım enfeksiyon etkenlerinin ortaya çıktığını aslında biz sürekli görüyorduk. Bir taraftan da mikroorganizmalarla aslında başka hastalıkların, kronik hastalıkların, kanserler arasında bir takım ilişkiler olduğu gösterildi. Onun dışında bizim geliştirdiğimiz antibiyotiklerin, antimikrobiyal ilaçların zaman içinde kullanılmasıyla direnç gelişimi ortaya çıktı ve onlara karşı yeterince
işe yaramadığı durumları görmeye başladık. Bu nedenle 1990'ların sonunda, 2000'lerin başında bir yeni ortaya çıkan enfeksiyon hastalığı kavramı ortaya atıldı ilk defa Amerika'da. Nedir bu? Son 20 yıl içinde bir bölgede yeni bir enfeksiyon hastalığının ortaya çıkması, bu enfeksiyon etkenine bağlı daha fazla hastalığın ortaya çıkması, bu yeni bir mikrop da olabilir, eskiden var olan bir mikrobik hastalığın yeniden önem kazanması olabilir veya direnç nedeniyle o enfeksiyon hastalığının daha önemli hale gelmesi. Buna yeniden ortaya çıkan yeni enfeksiyon hastalıkları olarak bir tanımlama getirildi ve hem Amerika'da CDC hem Dünya Sağlık Örgütü bununla ilgili çeşitli öneriler yaptı. Bir defa bu hastalıkların niçin ortaya çıktığı konusu tartışıldı. Bu çoğunlukla sonuçta nüfusun artışı, seyahatlerin artışı, insanın başka canlıların yaşam ortamlarına girmesi, o işte ormanların tüketilmesi gibi ve farklı beslenme alışkanlıkları, zaman zaman sağlık altyapısının bazı bölgelerde çökmesi ve elbette mikropların ortama adaptasyonu ve değişimi gibi sebeplerle yeni ortaya çıkan enfeksiyonları biz yeniden görmeye başladık. Ve bunun için öneriler yapıldı. Ne yapılması gerekiyordu? Bir şekilde bu hastalıkları gözlemek, sürveyans sistemleri kurmak, yeni ortaya çıkacak sorunlarla nasıl başa çıkılacak? Bununla ilgili hazırlık yapılması, işte tanı yöntemlerinin geliştirilmesi, onlara uygun aşının geliştirilmesi gibi bir kavram gündeme geldi. Aslına bakarsanız o dönemde ben çocuk enfeksiyon hastalıklarında işte yeni fellow olarak çalışmaya başlamıştım. Bu konuda oldukça geniş bir okuma yazdım. Hatta bir Cumhuriyet Gazetesi'nin bilim teknik eki vardır bilirsiniz. Orada iki bölüm halinde bu konuyu yazdım. Ama bu aslında bizim ülkemizde çok fazla karşılık gören bir konu olmadı. Ama daha sonra giderek dediğim gibi işte kuş gribi, domuz gribi gibi bizim ülkemizde de salgınlar görüldükçe bu konunun önemi anlaşılmaya başlandı. Daha sonra ne oldu? Daha sonra biliyorsunuz 11 Eylül saldırıları oldu. 11 Eylül saldırılarından sonra şarbon basilinin biyolojik silah olarak kullanıldığını biz gördük. Ama aslında onun hemen öncesindeki zamanlarda biyolojik silahların kullanılabileceğine yönelik bir takım ipuçları vardı. Geçmişte biliyorsunuz sonuçta biyolojik silah çeşitli dönemlerde kullanılmıştır. Ama yakın zamanda yeniden çiçek virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmaları yaptı batılı ülkeler. Bunun dışında şarbon aşısı Amerika Birleşik Devletleri ordusu tarafından kendi askerlerine yapıldı. Sonuçta bunların hepsi aslında bir şekilde biyolojik silahların kullanılabileceğini, biyolojik saldırılara maruz kalabileceğimizi bence düşündürtüyordu. Ve bu 11 Eylül'den sonraki saldırıda bunu düşündürdü. Daha sonra ne oldu? İşte 2000'lerin başında biz SARS salgınını gördük. Bu sonuçta bir koronavirüs salgınıydı. Yine Çin'de ortaya çıkmıştı ve çok kısıtlı kaldı. Onun dışında MERS salgınını gördük. Bu da Suudi Arabistan kökenliydi. Bir başka koronavirüs. Bunun da aslında çok önemli bir sorun oluşturmadığını gördük. Çünkü bu salgınlar her ne kadar öldürücülük oranları yüksek olmakla birlikte kısıtlı kalmışlardı karantina önlemleriyle ve virüsün çok bulaşıcı olmaması sebebiyle salgınlar neredeyse kendinden sonlanmıştı. Ama daha sonra bildiğiniz gibi 2019'un sonlarında
Çin'in Wuhan kentinde bir salgın hastalık olduğu bildirildi. Etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarının görüldüğü ve sonuçta bunların hızlı bir şekilde sonuçta hayatını kaybettiği haberleri duyuldu. Biz aslında bunu evet geçmişte bu bölgede çeşitli sebeplerle nüfusun kalabalık olması gibi, onun dışında beslenme alışkanlıkları gibi bir takım yöntemlerle, gerekçelerle ortaya çıkan salgınlar olduğunu biliyorduk bu bölgede. Yine böyle bir salgın olacağını düşündük. Ama daha sonra diğer salgınlardan farklı olarak bu salgın bildiğiniz gibi dünyaya yayıldı. En sonunda bizim ülkemize de bir şekilde geldi. 2000 Mart'ında ve şu an bildiğiniz gibi çok büyük bir salgın haline ulaşmış durumda. Şu an dünyanın her tarafında hastalığı görüyoruz. Çok yüksek bir ölüm sayısına ulaşmış durumdayız. Şu an için 2 milyon 600 binden fazla insanın maalesef ölümüne neden olmuş bir salgınla karşı karşıyayız. Virüs aslında bir solunum yolu virüsü. Solunum yoluyla bulaşıyor, damlacıkla bulaşıyor. Ama yaptığı tablo aslında sadece bir üst solunum yolu enfeksiyonu değil maalesef. Akciğerleri etkiliyor. Çok ağır bir pnömoni oluşturuyor. Ve buna karşı gelişen bağışıklık sisteminin verdiği yanıtla da aslında pek çok sistemde çok ağır sonuçları oluyor. Vücuttaki pek çok sistemi tutuyor. Ve hastaların bir kısmında hastalığın ilerleyen döneminde sitokin fırtınası dediğimiz bir durum gelişiyor. Ve bu durumun zaman içinde çocukları da çok olumsuz yönde etkilediğine dair veriler ortaya çıktı biliyorsunuz. Altta yatan hastalığı olan çocuklarda hastalığın ağır seyrettiğini bir şekilde biliyoruz. Onun dışında çocuklar hastalığı çoğunlukla belirtisiz veya hafif geçiriyor ve bunun sebebi henüz çok iyi bilinmiyor. Ama hastalık geçirildikten aşağı yukarı 2 ile 6 hafta kadar süre sonra bizim bugün için Bull System Inflamatuar Sendrom veya MIS-C olarak kısalttığımız bir klinik tablo görülüyor. Bu da son derece ağır bir klinik tablo. Hepimizin çocukları var. Çocuklar sonuçta bizim geleceğimiz ve çocuklarımızın geleceğini ciddi şekilde tehdit eden bir klinik tablo ortaya çıktı. Nedir bu hastalık? Tanı kriterleri aşağı yukarı belirginleşti. Mutlaka COVID PCR'ının pozitifliği veya antikorunun pozitifliği, bunlar da yoksa bile bir şekilde COVID'li bir vakayla temas etmiş olması gerekiyor. Bu temas kriteri. Onun dışında en az bir gün süren yüksek ateş olması gerekiyor ki ateş çok farklı derecelerde olabiliyor. Uzun süre ateşle de hastalar gelebiliyor. Onun dışında vücutta en az iki organ sistemini tutmasını bekliyoruz. En çok tutulan organ sistemlerinden bir tanesi gastrointestinal sistem. Hastalarda işte bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı, onun dışında akut apandisit gibi tablolar görülebiliyor. Hepatit yapabiliyor, pankreatit yapabiliyor. Bu çok ciddi bir sorun. Onun dışında kardiyovasküler sistem etkileniyor. Hastalar bir şok tablosuyla gelebiliyorlar ve inotrop ilaçlarla desteklenmesi gereken şok tablosunda bulunabiliyorlar. Ve miyokardit yapabiliyor hastalarda. Kardiyak fonksiyonları bozuyor, iletim bozuklukları oluşturuyor. Çok önemli bir sorun oluşturduğu kalp tutulumu. Kawasaki hastalığına benzer şekilde hastaların bir kısmında koroner arterlerde genişleme de yapabiliyor. Onun dışında hematolojik sistemde çeşitli bulgular, nörolojik sistem bulguları, solunum sisteminde bulgular gibi bulgular oluşturuyor. Dediğim gibi en az iki organ sisteminde tutulum yapması gerekiyor. Onun dışında akut faz reaktanlarında biz yükseklik bekliyoruz. Sedimentasyon, CRP, prokalsitonin gibi akut faz reaktanlarında artış görülebiliyor. Onun dışında
trombositopeni, lökopeni, lenfopeni gibi klinik bulgular görüyoruz ve bu hastaların uygun şekilde tedavi edilmesi gerekiyor. Biliyorsunuz şu an için aslında SARS-CoV-2 virüsüne karşı çok etkili olduğu gösterilmiş bir antiviral ilaç aslında yok. Başlangıçta hidroksiklorokin çok tartışıldı ama bugün için pek etkili olmadığı kabul ediliyor. Onun dışında işte remdesivir, favipiravir gibi ilaçlar var ama bunların aslında her hastayı düzeltecek kadar etkili olmadığını biliyoruz. Ve özellikle hastalığın erken dönemde verildiği zaman etkili olmasını bekliyoruz bu ilaçların. Ama bu MSC tablosu veya sitokin fırtınası gibi durumlarda daha farklı tedavilerin yapılması gerekiyor. Nedir bu tedaviler? İşte intravenöz immünoglobinin verilmesi, kortikosteroidlerin verilmesi, onun dışında bu hastalarda bir hiperkoagülabilite durumu olduğu için, trombozla seyredebildiği için ve sonuçta vücudumuzda kan giden her yerde tromboz sonuçta problemler yaratabileceği için enoksaparin verilmesi, aspirin verilmesi, şoktan septik şoktan ayrılamayan hastalarda mutlaka antibiyotiklerin verilmesi, mide koruyucu ilaçların verilmesi gibi bir yaklaşım söz konusu bu hastalar için. Ve hastaların uzun dönemli sonuçlarını aslında biz bugün için tam olarak bilmiyoruz. Şu an için geldiğimiz durum aslında bu. Bu salgından nasıl kurtulacağız? Virüs yayıldıktan sonra aslında bizim hepimizin kabul ettiği şey şuydu. Etkili bir aşı bulunması. Biz çünkü geçmişte enfeksiyon hastalıklarından sadece ve sadece aşılama yoluyla aslında kurtulabildik. Onlarla bu şekilde baş edebildik. Bu hastalık için de aslında bütün dünyada bilim insanları seferber oldu ve çok büyük bir aşı üretme çabası başladı. Pek çok firma hızlı şekilde aşılar geliştirdi ve geçmişte hiç örneği olmayan bir hızla bu aşılara kullanım onayı verildi. Faz çalışmaları yapıldı ve aşıların aslında önemli oranda etkili olduğu bu virüse karşı gösterildi. Bugün için farklı mekanizmalarla etkili olan çok sayıda aşımız mevcut ve bizim ülkemizde de bildiğiniz gibi bir Çin firmasının ürettiği inaktif koronavirüs aşısını en yüksek riskli olanlardan, yaşlılardan, sağlık çalışanlarından başlayacak şekilde biz aşıyı uyguladık, uygulamaya devam ediyoruz ama bu konudaki en büyük sıkıntımız elbette yeterince aşı temin edemiyoruz çünkü aşıyı üreten biz değiliz ve bütün dünyada bir aşı savaşı aslında yaşanıyor. Onun dışında farklı aşılar, özellikle mRNA aşıları geliştirildi ve dünyada yaygın olarak bir şekilde kullanılmaya çalışıldı. Ama dünyada çok az sayıda insanın şu an için aşıya kavuşabildiğini maalesef biliyoruz. Aşı geliştirme çalışmaları sürüyor. Bizim ülkemizde de aşı geliştirme çalışmaları sürmekte ve Nisan ayında bizim Erciyes Üniversitemizin aşısı da umuyoruz ki faz 3 çalışmalarına başlayacak. Fakat bu arada çok can sıkıcı bir gelişme elbette virüsteki mutasyon oldu. Virüsün bu kadar çok yayılması, bu kadar yaygın şekilde ortamda bulunması bir şekilde aslında mutasyon olacağını, önemli bir mutasyonların ortaya çıkacağını bize haber veriyordu. Gerçekten böyle oldu. Virüs sonuçta çok sayıda mutasyon geçirdi. Bugün için işte İngiltere'de ilk bulunduğu için İngiltere mutasyonu, onun dışında Güney Afrika mutasyonu, Brezilya mutasyonu gibi mutasyonlar var. Bu mutant virüslerin aslında biz daha kolay bulaştığını biliyoruz. Bu da çok doğaldır. Düşünün. Virüs sonuçta sürekli mutasyon geçiriyor ve bunların içinde daha kolay bulaşan bir virüs ortaya çıkıyor. Bu elbette Wuhan virüsünden daha kolay bulaşan bir virüs haline geldiği için hakim virüs haline geliyor. Bizim ülkemizde de ne yazık ki dolaşan virüsün neredeyse yarısının bugün için mutant virüs olduğunu veya varyant virüs olduğunu biliyoruz. Onun dışında bu virüslerin daha öldürücü hale gelip
gelmediği ile ilgili tartışmalar sürüyor. Fakat bundan gerçekten korkuyoruz. Ama en korktuğumuz şeylerden bir tanesi elbette bu virüsün bizim ürettiğimiz, bel bağladığımız aşılardan kaçması gibi bir durum. Yani aşılandığınız halde hastalığa yakalanmak gibi bir durum. Ne yazık ki bununla ilgili özellikle Güney Afrika mutasyonuyla ilgili bu konuda çok hoş olmayan veriler geliyor. Şu an için durumun bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Gelecekte neler olacak? Şu an biz aslında yükselen dalgalardan bir tanesini yaşıyoruz ve bu dalganın bir şekilde bir tepeye ulaşıp azaldığını göreceğiz ve eninde sonunda bu dalga bitecek. Ama zaman içinde daha çok aşı yapmamız gerekecek, yeni aşılar bulmamız gerekecek. Belki hastalığı geçirenlerin, hatta aşı... Evet arkadaşlar, durum bu. Peki bu salgın nasıl bitecek? Sonuçta insanlık bir sürü salgın yaşadı, gördü. Yeni ortaya çıkan çeşitli hastalıklar gördü. Ve bunların hepsiyle aslında baş etti. Ama elbette bir takım bedeller ödendi. Bazı insanlar sonuçta ve bazı insanların soyu sonuçta aramızda değil bu salgınlar nedeniyle. Sonuçta salgınlar insanlığın geleceğini de şekillendirdi. Peki bu salgın nasıl bitecek? Salgın bitmesi için tabii şunlar gerekiyor. Virüsü biz kendi başına bırakırsak, toplum içinde dolaşa dolaşa ve bir takım kurbanlar ala ala ilerleyecek ve sonunda toplumun çok büyük çoğunluğu virüse karşı bağışık hale gelecek. Ve virüs aramızda bir şekilde bir üst son yolu enfeksiyonu yaparak ama arada da hastalığa daha duyarlı olan kişilerde ağır hastalar oluşturup yine kurbanlar almaya devam ederek varlığını sürdürecek. Veya çok etkili aşılar bulacağız. Tabii aşı oluşturduğumuzda da bu da hastalığı geçirdikten sonra hastalığı geçirme yoluyla oluşan bağışıklık gibi olacağı için herkes hastalığa karşı bağışık olamayacak. Aşıyı olanlar korunacaklar ve belki yeni aşıların geliştirilmesi, yeni mutasyonlar, yeni varyantlar, bu mutasyonlara ve varyantlara karşı yeni aşılar geliştirmesi şeklinde biz belki de her yıl aşı olarak tıpkı influenza hastalığında olduğu gibi bu virüsle birlikte her yıl aşı olarak devam edeceğiz. Belki çok etkili bir antiviral ilaç geliştirilecek ve hastalığın tanısı konulduğu zaman, başlandığı zaman hastalığı kontrol altına alabilecek. Ama bunun çok olmasını açıkçası ben beklemiyorum. Çünkü pek çok hasta bize ilaç başlandığı zaman etkili olamayacak kadar geç gelmiş oluyor. Ama eninde sonunda insanlık içinde bu virüse karşı dayanıklı olanlar olacak. Eğer biz hiçbir önlem almazsak da insanlığın bundan sonraki geleceğinde o insanların torunları olacak. Ama hiçbir şekilde bu virüsün bizim meteorumuz olamayacağını, sonuçta insanların yeryüzündeki hakimiyetini sonlandıramayacağını düşünmemiz gerekiyor. Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.